Konacık Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ile Plastik Sanatlar Oluşumu'nun düzenlediği PEDASA'yı tanıyalım, doğada yürüyüş ve piknik etkinliği yapıldı. Çok sayıda aydın, ressam, heykeltıraş ve plastik sanatçısı PEDASA için yürüdü. Konacık Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen 4,5 saatlik yürüyüşte 100 kişilik grup önceden belirlenen yerlere çam, incir ve dut fidanları dikti. Konacık Belediyesi önünde toplanan doğaseverler PEDASA Kalesi'nde sonlanan yaklaşık 15 kilometrelik güzergahı 4,5 saatte yürüdü. Konacık Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Melengeç, PEDASA şenlikleri kapsamında etkinlikler düzenlediklerine işaret ederken amaçlarının PEDASA'yı turizme kazandırmak olduğunu söyledi. Bizim esas amacımız PEDASA Kalesi ile birlikte çok göç olan beldemizin kültürel ve tarihi değerlerini öne çıkaraktan ülke turizmini kazandırıp uluslararası boyuta taşımak için amaçlamaktayız. Konacık Güzelleştirme Derneği Sanat Danışmanı Hasan Tahsin Çanakçı, PEDASA'nın kültürel değerlerini halka aktarmak istediklerine dikkat çekerken, yaklaşan PEDASA şenliklerine ilk kez sanat etkinliği eklediklerini söyledi. Çanakçı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da PEDASA'yı okullarda tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. Ressamlarımız, seramik sanatçılarımız, yarımadada yaşayan heykeltıraşlarımız ilk kez burada bir ön çalışma, ön gezi yaparak 22 Nisan'daki sergiye hazırlanmış olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullara duyurmak ve ilköğretim okulları, liselerde de PEDASA'yı, Konacık'ı tanıtma çalışmalarımızla önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.